Şimdi robotik diz protezi ve diz protezi arasındaki farkları bahsetmeden önce niçin bir robotik diz protezi ihtiyacı doğdu? Bundan an bahsetmek isterim. Bizim konvansiyonel yani normal yöntemle yaptığımız hastaların yaklaşık %20-25'inde bir mutsuzluk oluyor. Çünkü aslında biz diz eklem anatomisini uygun olmayan bir anatomiyle değiştirerek bu cerrahi yapıyoruz konvansiyonel yöntemle. Robotik yöntemde ise Amaç şu hastanın dizi kireçlenmeden bu hastalığa yakalanmadan önceki döneme çevirmeyi planlıyoruz ki bu da hastalarda fonksiyonel olarak dizi kireçlenmeden önceki döneme döndüğü ve o açılara ulaştığı için daha rahat daha doğal bir diz hissiyatı oluşturuyor. Yine robotik yöntemde diz şöyle anlatayım diz protezi Konvansiyonel yöntemle robotik yöntem arası hastalar bunu çok soruyorlar ve yanlış anlaşılıyor. Aslında yara yer açısından bir uzunluk farkı yok. Hastalar hep robotik yapıldığı zaman daha küçük bir yaradan yapıldığını zannediyorlar ama böyle bir şey söz konusu değil. Aynı yarayı açıyoruz. Peki farklılık ne? Farklılık şu. Protezin daha uzun ömür olabilmesi için bizim kemik üzerinde yapacağımız kesileri robotla beraber e, minimum hatayla gerçekleştiriyoruz. Diğer bir farklılığı da şu. Bizim hastaya doğal dizini verebilme ihtimalimiz için özellikle iç taraftaki ve dış taraftaki bağ dengesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Manuel yöntemle de bu ayarlanabiliyor ama robotik yöntemle bu çok daha iyi ayarlanabiliyor. Yine robot yaptığımız hastalardan aldığımız geri dönüşüm ki literatür de bu konuda bizi destekliyor. Robotik yapılan hastaların normal fonksiyonel yaşama dönüşleri Normal diz protezi yapılan hastalara göre daha hızlı ve robotik diz protezi olan hastaların ağrıları ameliyat sonrasında yine normal yönteme yapılanlara göre daha az olduğunu tecrübe ediyoruz.